Merhaba arkadaşlar. Bugün yapacağımız okuma Osmanlıca matbu metinler okumaları çerçevesinde Tarihi Ebu'l Faruk isimli Mizancı Murad'ın eseri olacak. Bu eser Tarihi Osmani'de siyaset ve medeniyet itibariyle Hikmet-i Asliye Tahrisine teşebbüs olarak verilmiş bir metindir. Atatürk kitaplığından alıntıladığım bir metin gördüğümüz gibi. Bu günden itibaren bu tür Osmanlı matbu metin çerçevesinde gramer bilgisinden sonra bu okumalara geçiyorum. Tabii ki bir kitabı, bir metni tamamen okumayacağız. Bazı bölümlerini okuyarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Tabii metinlerimiz matbu da olsa okuyacağımız metinler artık içerik biraz daha Arapça, Farsça tamlama gramerlere girdiği için daha önce yapmış olduğum Osmanlıca'daki Arapça unsurlar adı altındaki Arapça gramer ve dil bilgisine bazı zamanlarda ihtiyaç duyulacaktır. 7 cilt olan Mizancı Murad'ın eserinin 3. cildini Kanuni Devri'ne dair bir okuma gerçekleştireceğiz. Okuyacağımız konu Osmanlı tarihinde her zaman en dikkatle anına gelen ve büyük bir olay olarak bildiğimiz Şehzade Mustafa hadisesi. Burada biz Mizancı Murad'ın anlatımıyla Faciat-ı Uzma şeklinde verilen, büyük facialar şeklinde verilen bu metni okuyup inceleyeceğiz. Evet, bu üçüncü cilt olan bu eserin 8. bölümü. Burada gördüğümüz gibi Faciat-ı Uzma olarak verilen bir başlık verilerek başlanmış arkadaşlar. 959 senesinde kış ortasında İran seferine memuren Konya'ya kadar gitmiş olan Serdar Rüstem Paşa tarafından Sipahi Ağası Şemsi Bey geldi. İsfendiyar zadelerden meşhur olan Şemsi Paşa'dır ki devlete İras ettiğim. Evet, iras miras bırakmak, vereseden iras miras bırakmak ettiği maddi ve manevi zararlarının had ve payanı yoktur. Yani haddi ve sınırı yoktur. Ömrü siyasisini, siyasi ömrünü bununla ihdas etmiş oluyordu. Şemsi Bey'in getirdiği haber padişahı dehşet içinde bıraktı. Hemen ordunun dağılması için emirler gitti. Bu gelen haber gizliydi. Padişah'tan başka güya kimseye malum olmayacak idi. Halbuki meal, şurada hemze var, meal ve mahiyeti çoktan bazı kimselerce malum idi. Çünkü haber mürettep idi. Evet, mürettep, tertip olunmuş, tertipten mürettep. Sarf-ı kizb, yani yalan sarf etmek ve ihtira-ı fesat cuyaneden ibaret idi. Yani yalan ve iftira araştıran, soran, bakan, yani bunu dile getiren, bunun peşinde koşan bir durumdan ibaret. Sinni ilerlemiş, evet, sin yaş, sinni ilerlemiş, sü-i istimalden, yani kötü davranışlardan, kuvvayı maneviyesi, evet, manevi kuvveti tamlama söz konusu, kırılmış olan Sultan Süleyman'a getirilen bu haberin tesirini ihata etmek kolaydır. Tabii şimdi burada Mizancı Murat olayı yorumluyor. 1553 senesi bildiğimiz gibi Şehzade Mustafa'nın idam edildiği, öldürüldüğü zaman ve bu tarihte artık Osmanlı nezdinde, çoğu devlet adamları nezdinde Sultan Süleyman'ın tabii yaşlandığını, eski manevi gücünü kaybettiğini belirtmiş. Çünkü Hürrem Kadın Rüstem Paşa ağzıyla Şemsi Bey'e, Şemsi Bey dahi Rüstem Paşa'nın ağzıyla padişaha diyorlar. Diyorlardı ki asker galeyandadır. Sefere gitmek istemiyorlar. Diyorlar ki padişah kocamış. Sefere gidecek hali kalmamış. Rüstem Paşa gibi bir müfsit ve hasis elinde
bırakmış. Evet, hasis paraya düşkün, bayağı olan, cimri, pinti anlamına geliyor. Rüstem Paşa gibi müfsit, fesatçı ve pintinin eline bırakmış tüm işleri. Böylece sefere gitmek olmaz. Bunun çaresi Rüstem Paşa'nın başını kesip padişaha göndermek, Mustafa Sultan'ı orduya getirmek, sonra İstanbul'a gidip ihtiyar padişahı Dimetoka'ya sevk etmek, Sultan Mustafa gibi bir arslan ile Kızılbaş üzerine vurup kırışmak gerek. Evet, bu tabi metinde de bahsettiği üzere herkes birbiri ağzından bu durumları padişaha anlatıyor. Biraz dedikodu durumu da var. Bunları dönemin arşiv kaynaklarında görebiliyoruz zaten. Bu haber padişahı dehşete gark etti. Fikri ile pederinin surede cülusunu, Uğraş Köyü vakasını, yeni çerilerin saraya hücumunu, Sultan Bayezid'in hal-i perişanını, Dimetoka yolundaki sefaletini tahattür eyledi. Ve tabi burada Uğraş Köyü ve diğer anlattığı olaylar Kanuni'nin babası Yavuz Sultan Selim'in ikinci Bayezid, yani kendi babasıyla arasında olan durumları anlatıyor bize. Dimetoka'ya tabi sürgün olarak gittiğini biliyoruz. Burada da padişah bunu hatırladığı, Kanuni'nin bunu akla getirdiği söyledi. Şimdi Sultan Süleyman'ın halini düşününüz. Sonra da bunlardan külliyen bir haber olan Amasya'da vazifesi başında harekat ve sekenatını tahsin ve aferin-i alem önünde tevzin eylemiş, ölçmüş yani, 40 yaşında münevver bir şehzadeyi tahattür ediniz. Şehzade ki Osmanlılığın medar-ı ümidi istikbaliydi. Selim Sultan'ın istikbali gayretine düşmüş olan validesi Hürrem Kadın, hemşiresi Mihrimah Sultan, bunun zevci Rüstem Paşa, fesat ahlak ile, kötü ahlaklarıyla müştehir olan Şemsi Bey bu dolabı kurmuşlar. Evet, tabi burada Mustafa'nın başına gelecek olayın tertibini yapanlardan bahsetti. Devri Süleymani'de, Süleyman'ın devrinde Bayezid Sultan vakası ile beraber en büyük leke teşkil eden facia-i müthişeyi hatırlamışlar idi. Ertesi sene 960 yaz ortasında İran'a Sefer-i Hümayun ilan olundu. Askerin kısmı azamı zaten Anadolu'daydı. Ağustos nihayetine doğru Üsküdar'a geçildi. Yola düşüldü. Bursa civarında Şehzade Bayezid Sultan geldi. Pederinin elini öptü. Bu defa naib olarak Bayezid Sultan Edirne'ye izan olundu. Yani gönderildi. Cali bir dikkat idi. Yani dikkat çeken, dikkat çekici. Çünkü ortalıkta Selim Sultan için fesat çevriliyordu. Bayezid Sultan'ın mazhar olduğu şu iltifat Rüstem Paşa'nın eseriydi. Bu sayede fesad-ı matlup muhtemelen, yani bir harf eksik gibi gözüküyor, hani fesat talep edenler fazla bir setre ile, örtüyle adi gözlerden saklanacak idi. Şehzade Cihangir Sultan padişah ile beraber idi. Zaten padişah çokluk Cihangir Sultan'ı kendisinden uzak tutmazdı. Şehzade kandur ve çirkin idi. Lakin fevkalade zeki ve nekregu, yani esprili idi. Padişah ağanın onun sohbetinden, burada bir tanım var, lezzet alır, eğlenirdi. Bolvedin önünde Selim Sultan orduya iltihak etti. Şehzade Selim. Padişah anı
hüsnü kabul ile beraber alıkoydu. Sefere beraber getireceğini bildirdi. Ereğli civarında Amasya'dan gelen Mustafa Sultan orduya kavuştu. Kemali ihtiram ve muhabbet ile ordu tarafından istikbal olundu. Ümera ve erkan dahi şehzadeyi ziyaret ettiler. İltifat gördüler. İhsan aldılar. Gelen şehzadeyi doğruca pederinin huzuruna götürmediler. İkram ve iltifatı mahsus olmak üzere ertesi gün mürettep alay ile mülaki olacak idi. Bugünlük istirahat etmesi bu cümleden bir irade-i padişahi iktizası imiş. Evet, bugünlük istirahat etmesi tüm bunlardan hariç aslında padişahın bir iradesiymiş. Ertesi gün fil hakika yani gerçekte mükemmel alay tertip olundu. Askerin alkışları Ümera'nın dua ve senaları arasında geçti. Padişah çadırına vasıl oldu. Teşrifat erkanı koltuğuna girdiler. Tazim ile saygı göstermek çadır kapısına kadar götürdüler. İçeriye giren şehzade elini öpmek üzere pederini aradı. Sevgili pederi yerine bir sürü dilsiz, kulaksız cellat gördü. Bunların hücumu üzerine iptida hayrete, sonra dehşete gark olan Mustafa Sultan, "Aman babacığım, bak bana ne iş ediyorlar." diyerek haykırdı. Evet, en hazin olaylardan biri bildiğimiz gibi burada Şehzade Mustafa'nın başına gelen bu tabir çoğu metinde de geçer bu arada. Silkinip kurtuldu, çadırı bölen perdeye doğru koştu. Perdenin önünde cellat suratlı, iri yapılı kapıcı Mahmut Ağa karşı geldi. Bu canavar şehzadenin üzerine atladı. İki eli ile gırtlağına sarıldı. Hiç bu vahşi facia hengamında Sultan Süleyman Kanuni'yi setreden ince ipek perdenin halecanı kalpten sıkılaşmış hızlıca bir nefes sevkiyle olsun sallandığı görülemedi. 40 yaşını tecavüz etmiş, fezail ve kemalatıyla, faziletleri ve olgunluğuyla devlet ve milletin en necip amalini, en yüksel emellerini cem etmiş. Muhlisi nam müstarıyla, evet muhlisi kul köle gibi anlamlara gelecek, nam müstarıyla, müstar ismi, mahlasıyla yani şiir ve edebiyatta teferrüt etmiş olan dağ gibi bir rükni Osmani şu suret i mazlumanede ve gaddaranede yani mazlum ve gaddar bir surette bir ruh olarak yere serildi. Şehit oldu. Evet, Şehzade Mustafa olayına dair arkadaşlar bir matbu metinde Nizancı Murat'ın Tarık İbni Faruk isimli eserinde bu olayın bir kısmının okumasını yapmış olduk bugün. Devamını ve diğer sayfalardan bazı bölümleri ilerleyen günlerde Osmanlı Türkçesi matbu metinler çerçevesinde okumaya devam edeceğim. Yeni metin okumalarında, yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Selamlar.